Efendim, Türk Haber ekranlarından yeniden merhaba görüşmeyeli bir hafta geçti. Hukuk Masası programına da artık e, baya bence karşılıklı alışmış durumdayız diye düşünüyorum. Masanın etrafında yine buluştuk. Hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konu yine geçen haftalarda konuştuğumuz konular gibi aslında. Herkese uzaktan yakından bir şekilde alakadar etmiş ve maalesef ki bence içine düşmüş ve çıkış yolları aramışızdır diye düşünüyorum. E, konum gizli olsun, sürpriz olsun onu sonradan söyleyeceğim. Bildiğiniz aşina olduğunuz bir konuğum var. Avukat Saruhan Gence Gencebaşaran. Karşımda merhaba hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Şimdi ben sizinle artık bu üçüncü haftamız. Bence karşılıklı birbirimize de alıştık. Profesyonelleştik. Aynen, Umuyorum sizin aynen gözünüzde de, öyle. de öyledir. Değerli izleyenler şimdi programa başlamadan evvel şunu söylemekte fayda var. Programımız interaktif bir program diye her seferinde hatırlatıyorum. Lütfen sorularınızı hukuka dair, aklınızı karıştıran, içinden çıkmakta zorlandığınız konuları bize yazınız. Türk Haber Televizyonu'nun Instagram sayfasından mesaj yoluyla bizi iletebilirsiniz. Bu masaya yatırıyor olacağı sorularınızı dedikten sonra bugün ne konuşacağız? Bugün dolandırıcılık konuşacağız. Bir şekilde herkes içine düşmüştür değil mi bu durumu? Maalesef. Maalesef ki. Hele ki son dönemlerde... Ayyuka çıktı birçok haber haberlere yansıyan yansımayan çevremizden duyduğumuz artık ekonominin de birazcık insanların güdümüne girmesiyle böyle can yakmasıyla herhalde daha farklı bir noktaya gelindi biraz bu noktada ben internetin de sosyal medya kullanımının da çok artması aynı zamanda teknolojinin hayatımıza bu kadar işte hızlı ve derinden girmesi her seferinde söylüyorum birçok konuda etkili oldu bunda da etkili oldu evet, evet. E, değil mi teknolojiyi artık 7'den 77'ye herkes çok ciddi kullanıyor hatta işte e, zamandan tasarruf yapmak adına alışverişlerde artık teknolojik aletler üzerinden sanal ortamlarda gerçekleşiyor evet. oluyor şimdi yine e, değerli izleyenlerimden aldığım bazı sorularım var derledik içlerinden soruları olabilecek olanları sizlere ileteceğim ama tabii burada kendime bir ayrıcalık tanımak istiyorum program sunucusu başıma gelen bir olayla başlayacağım izin verirseniz. Geçenlerde bir internet sitesi üzerinden bir market marketin ismini söylemeyeyim. Bildiğimiz sıklıkla alışveriş yaptığımız marketlerden bir tanesi arayüzü direkt aynı hiç Farkında olmadığınız bir sitesi yönlendiriyor ve bir promosyon karşınıza çıkıyor. 10 tane 10 litrelik ayçiçeğinin 1000 lira olduğunu söylüyor size. Şimdi ben, ailem, hepimiz kendi içimizde işte üniversite okumuşuz, birkaç üniversite bitirmişiz falan bir yerlere gelmişiz. Ama işte demek ki hani o akıl durgunluğu mu ya da işte evet belki de dediğiniz gibi ucuza yönelme ve bir şekilde bir yerlerde ekonomide oluşan sıkıntılardan dolayı tasarruf yapma ihtiyacıyla yönlendik, aldık. Velhasıl kelam 2000 liramız o şekilde e, gidiyor gibiydi ki provizyondaymış, çekilmedi. Hani biz bu şekilde amiyane tabirle yırttık. Hı hı. Ama yırtmayanlar için yani bu bunu nasıl belirlemek gerekiyor? İnternet alışverişi yaparken güvenli bir site olup olmadığını nasıl kontrol edeceğiz ya da başımıza böyle bir durum geldiğinde ne yapmalı? Geçmiş olsun öncelikle. Hani zarar noktasında bir durum yaşanmamış çok şükür ki. E, fakat bahsettiğiniz durum yine tabii ki isim vermeye gerek yok ama çok popüler, herkesin sürekli alışveriş yaptığı e, internet siteleri, market siteleri, markalar. ya Bunu çok çeşitlendirebilirsiniz bu arada. Yani çok basit alışverişlere yönelik durumlar, daha komplike, daha lüks tüketime ilişkin markalarla e, ilişkin sitelere dahi bir kopya site oluşturup çok benzeyen aynı adresi kullanırken sadece çok ufak bir değişiklik yapıp insanların bir göz yanılsamasıyla girebileceği, çok rahat bir şekilde alışveriş yapmaya yönelebileceği bir durum oluşturuyorlar. Bu hı hı. yeni nesil dolandırıcılık yöntemlerinin aslında en ünlülerinden bir tanesi. Buna siz de denk gelmişsiniz. Burada aslında şuna çok dikkat etmek lazım. Aslında bunlar neden arttı? Bir sebebi de şu, artık insanların bizzat gidip yerinde alışveriş yapmak değil de... Evden daha kolay yollarla internetten alışveriş yapması son 5 senede, 10 senede ciddi bir noktaya geldi. Belki 10 kat şu anki verilere göre Hı. artmış durumda. Dolayısıyla insanlar da artık bizatihi gitmediği için internet üzerinden bu insanları nasıl dolandırabilirim diye kafa yoranlar da artık benzer, paralel, çok benzeyen siteler yapmaya başladılar. Birincisi şuna çok dikkat etmek lazım her şeyden evvel. Daha bu durum gerçekleşmeden bu internet sitesinin uzantısını web sitesinin gerçek olup olmadığı Hı. şimdi her ne kadar benzeyen bir görüntü ...yaratmaya çalışsalar da muhakkak şunu açık ve net söyleyeyim size bir açık veriyorlar. Zira o kadar da kolay değil. Burada aynı internet sitesinin çok net birebir benzerini yapmak neredeyse imkansız zaten. Teknik olarak da imkansız. Dolayısıyla benzeyip benzemediğine gerçekten dikkat etmek lazım. İkincisi maalesef dikkat edemedik. Olur beşer şaşar bir şekilde girdik ve bilgilerimizi verdik. Bunun tespit edildiği ilk anda sizin de yaptığınız gibi isabetle aslında... Hemen belki hatta savcılıktan adli makamlardan önce bankamıza iletişim kurmak gerekiyor burada. Çünkü burada e, aslına bakarsanız kredi kartıyla yapılan işlemlerde hani nakit yapılan işlemlerle maruz kaldığımız dolandırıcılıkların ötesinde çok rahat bir yolla banka bloki koyup paranızı iade edip hatta belki de kartınızı iptal edebiliyor. Böyle bir imkan varken hemen bankanıza ulaşmanız gerekiyor. Bankanıza ulaşamayacağınız bir durum varsa derhal Hatta ulaştıktan sonra da aynı şekilde derhal bu konuyu da mutlaka ki bulunduğunuz ildeki savcılığa derhal gidip bir dilekçe yoluyla, bir suç duyurusu yoluyla bu süreci başlatmak gerekiyor. Yani siz zarardan e, imtina etmişsiniz, zararınız e, olmamış bu durumdan. Evet. E, fakat olsa da olmasa da bence en azından başkalarının da başına gelmesin diye bu süreçlerde doğrudan bir savcılığa bildirim her şeyden öte bir vatandaşlık görevidir diye düşünüyorum kesinlikle. Belki hani bundan sonraki olayların önüne geçmiş olunacaktır. Şimdi ben bir anlamda da soruları okumak istiyorum şu yüzden. Belki aynı cevap vereceksiniz hı hı. ama izleyiciler de takdir edersiniz ki hani sorusu okunduğu Tabii zaman ki. mutlaka hoşlarına gidecek. Sosyal medya bir sosyal medya film platformundan ismini evet. vermiş beyefendi ama söyleyemiyoruz. Adına mail geldi. Bedava 3 aylık üyelik verecekleri yazıyordu. Tıklayıp kart bilgilerimi girdim ve dolandırıldım. Böyle bir sayfa yokmuş bir daha. Ne yapabilirim? Neye dikkat etmek gerek De aslında cevabını vermiş olduk değil mi? Cevabını vermiş olduk. Fakat işte bahse konu durumu özellikle yine tabii ki ismini vermemek kaydıyla ama hani akıllara geldiği şekliyle söyleyeyim. Bu en sık rastlanan durum da bu. Çünkü insanlar biliyorsunuz ki böyle platformlarla mail üzerinden haberleşiyoruz. Yani hmm. üyelik devamlılığı, yeni üyelik açma, üyelik kapatma ya da üyelik seviyemizi artırma. Yani bu opsiyonların tamamını biz mail trafiği üzerinden, mailden gönderilen kodlarla vesaireyle sağlıyoruz. Hı hı. Bir yerde sağladığı teknolojinin ciddi bir kolaylık var. Fakat bu kolaylığın yoğunluğu arttıkça risk de artıyor. Şimdi dolayısıyla burada tekrar aynı şeyi söylemek gerekir ama özellikle vurguluyorum Kaynağına mutlaka bakmak gerekiyor. Yani o siteye bir benzeri yapılsa bile bu kaynağın mutlaka e, araştırılması gerekiyor. Ve ki başımıza geldi derhal hem eğer kredi kartından yapıldıysak %99 kredi kartından yapılıyor evet. bu işlemler. Hemen bankamıza bildirmek, şüpheli işlem bildirimi hem de bahse konu yine hangi platformdan yapıldıysa oraya da bir belki bir güvenlik açığı ya da başka bir durum meydana gelmiştir diye muhakkak ki bir bildirim yapmak bence gerekiyor. Gerekiyor. Böyle cevaplamış olduk. Şimdi ikinci soruyla devam edelim. Ee, size de sorayım böyle sorularla gitmek daha iyi oluyor sanki Kesinlikle. değil mi? Geçen program yaptığımız Kesinlikle. gibi. Daha açıklayıcı oluyor. Şimdi telefonuma bir hukuk bürosundan olduğu iddia edilen bir SMS geldi. Ee, borcum olduğu, 3 gün içinde ödemezsem tutuklanacağım yazıyor. Bu doğru mu? Kesinlikle yanlış. Kişi özelinde. <laughs> Bu arada bahsi konu durumda yine kendi dostlarımın, arkadaşlarımın, işte yakınlarımızın çok fazla bana sorduğu sorulardan biri aslında bakarsanız gündelik hayatta da. Yani bu korkunç seviyede arttı. Bir telefon numarasından bir hukuk bürosu isim, hatta belki baroya kayıtlı bir kişinin gerçekten araştırıldığında böyle bir kişi var mı diye önünüze Çıkıyor. gerçekten çıkan bir gerçek kişi. Her şeyi düşünüyorlar. Yani telefon numarasından tutun her şeyine kadar gerçek reel bir kişinin ismi kullanılarak bir bildirim yapılabiliyor. Böyle durumlarda en basitinden şunu söyleyeyim. İnsanlar bir anda bir panik haline giriyorlar. Çünkü Türkiye'de hani hele ki kişi borçluysa gerçekten çeşitli yerlere işte bankadır vesaire başka bir şekilde bir borcu varsa zaten onun da bir anksiyetik bir ruh hali oluyor. Hemen herhangi bir şeye inanmaya meyilli oluyor. O anda iletişime geçiyor falan. Yani o güdüme girdikten sonra bir bakıyorsunuz ki zaten istenilen meblalar gönderilmiş. Şunu net bir şekilde belirtmek lazım. Türkiye'de borcundan dolayı hapse girmek diye bir şey yok. Bakın bu istisnasız bir şey. Yani insanlar şunu örnek veriyorlar. Ama nafaka durumu var, ama çek durumu var, ama taahhüt. Bakın bunlar istisnai şeyler. Hatta bunları da söyleyeyim. Yani bir nafaka ödenmemesi halinde yine yıllarca maruz kalacağınız bir hapis cezası değil bu. Bunun adına da tazlik hapsi deniyor. Yani bir kişi eğer ki ödemezse nafakayı Evet, tazdik edilecek. Yani 3 ayı geçmemek suretiyle bir cezaya maruz kalıyor. Onun dışında ödediği dakika zaten onu Peki. da yatmıyor. <laughs> Dolayısıyla ya da çek. Hani aslına bakarsanız bu yine istisnai bir durum. Çekte düzenlenen şey. Yani karşılıksız çeke bağlanan cezalar, hapis cezaları ve bir icra borcu nedeniyle gidip icra dairesine taahhüt verme ve bu taahhüdü ihlal. Bunların hiçbiri aslında borcu ödememekten değil, farklı durumlardan kaynaklanıyor. İnsanlar bu algı yüzünden acaba borcu ödemeyince ben de cezaevine gir. Hayır, bunu altın net bir şekilde çiziyorum. Türkiye'de borç ödememek yüzünden cezaevine girmek diye bir uygulama kesinlikle yok. Uzun yıllardır yok. Uzun yıllardır evet, yok. Evet, o yüzden tamamen e, rahatlayabilir. Rahatlayabilir. Şimdi bu soru daha uzun bir soru ama bunu da gördüğümüz, aşina olduğumuz maalesef ki bir durum. Telefonuma arama geldi. Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişi adımın bir soruşturmada geçtiğini. Bu sebeple evdeki altınlarımı şimdilik getirmeme ve bu altınların suçtan kaynaklanan bir mal varlığı olduğunu, eğer altınları verirsem bir süre sonra iade edileceğini söyledi. Ben de inanmadım, telefonu kapattım ama içmede bir şüphe düştü diyor. Çok ciddi bir manipülasyon eğitimi almış, çok ciddi bir ikna eğitimi almış. Yani bu insanlar böyle sokaktan seçilmiş, gelin burada bir call center benzeri bir yapılanma kuralım. Vatandaşlarımızı arayıp e, kimi kandırabilirsek ondan 3-5 koparalım gibi yapılanmalar değil. İnanın bunları çok ciddi bir şekilde e, ciddi almak lazım. O kadar fazla var ki artık bu kanuni düzenlemede yerini aldı bu durum nitelikli bir hal olarak. Yani insanlar gerçekten çok uzun bir müddet boyunca işte şöyle bir suça karışmışsınız, böyle bir suça karışmışsınız. Biz savcıyız, polisiz, şuradan buradan arıyoruz ve oradaki detaylar, ses tonları, karşı tarafın ne zaman konuşturulup ne zaman bastırılacağı yani türlü psikolojik hilelerle, manipülasyonlarla inanın karşı tarafı tabiri caizse olumsuz anlamda büyülüyorlar. Evet. Ve o noktada bir bakıyorsunuz ki gerçekten devretmişsiniz altınınızı, malınızı, mülkünüzü. Bu gerçekten çok sık rastlanıyor. Çok net bir şekilde şunu belirtmek lazım. Hiçbir kamu görevlisi, polis asker, savcı, hakim kimse sizden bir para istemez. Allah korusun. Be belki bir durum oldu. Yani suça karışılan bir durum oldu. Yanlış anlaşılan bir durum oldu. Her ne olursa olsun. Soruşturma başlar. Polis üzerinden, savcı üzerinden ya da başka sahil <gülüyor> şekilde. <gülüyor> ne olursa olsun kimse gelip sizi sen suça karışmışsın. Dolayısıyla bize altınlarını ver demez. Tamamen bu bunu duydukları anda gönül rahatlığıyla kandırılmaya çalıştıklarına emin olabilirler. Aslında şimdi şöyle insanlar kendilerini suçluyorlar belki bir noktada da paylaşmaktan da çekiniyorlar çünkü hani e, zekalarına yönelik de belki e, karşıdan bir hani nasıl inandın diye bir tepki gelecek diye ama şunu da söylemek gerekiyor ki bu gerçekten eğitimli insanlar bence karşıdakiler işte bir tıp profesörümüz de çok meşhur bir kişi de dolandırıldı aynı şekilde yani altınlarını niye götürüyorsun mesela yani ya da evdeki parayı ama işte bu da önemli bir şey. Üstünü kapatmamak gerekiyor. Gerekli mercilere gerekli bildirimlerde, uyarılarda bulunmak gerekiyor ki hadi bugün senin başın yanmadı. Bir başkasının yanmayacağı ne malum oluyor? Ne malum? Hatta eee daha da ilginç bir durum var. Hatta haberlere de konu oldu bu. Kimse kimseyle böyle benimle dalga geçerler, işte e, milletin alay konusu olur diye düşünmesin. Gerçekten karşıdaki insanlar o kadar eğitimli ki bu ülkede gerçekten yine haberlere de yansıdığı için e, isim vermeden söyleyeyim Hı. ama bir ceza hukuku üzerine akademisyenlik yapan okullarda bunun eğitimini veren insanı dahi dolandırmayı başardılar. Yani bu bilgiyle birikimle Alakları. önlenebilecek bir şey değil net bir şekilde hem psikolojik bir önlem hem de bilgi önlemi almamız gereken bir durumdur. Gerekiyor, evet. Bu hatırlatmada bulunmak iyi oldu. Şimdi sıradaki soru da çok dikkat çekici bir soru. Bir yakınımdan haber geldi. Yüksek kar vadeden gizli bir fon olduğunu, hatta ben de tanıdıklarımı sisteme sokarsam daha fazla kar elde edeceğimi söyledi. Bu doğru mu? Şimdi bu aslına bakarsanız... Teknik bir ismi de var. Yani hukuki denklem dışına çıkarsak, hı hı hı. real hayatta bunun adı ponzi. Yani bu e, hiç durdurak bilmeksizin yıllardır, hatta 10 yıllardır, 100 yıllardır uygulanan da bir yöntemdir bu arada. Çünkü insanlar e, yoğun, periyodik ve e, hiç bitmeyecek bir para trafiğine her zaman bir zaafları vardır. Şimdi gelen insan diyor ki bir üretim ağımız var. Temellendiriyorlar da zaten bunu. Yani Bir e, üretim ağı var, gerçekten ciddi bir para getiriyor bu ve bu üretim devam ediyor. Bu devam ettikçe biz de bunun aslında ilk ortaklarından olacağız. Daha sonra da biz bunu artıracağız, bu fonu büyüteceğiz. Bu e, denklem bizle beraber büyüyecek. Yani bir misyon da yüklüyorlar o insana. Şimdi o insan da tabii ki kendi yerini sağlamlaştırmak ve para akışını sağlayabilmek adına yeni insanları üye yapıyor. Ama günün sonunda... Her ponzi sistemi gibi bu ponzi sistemi de tıkanıyor. Aslında temel bu. Son kişi artık girdikten sonra kimse girmediğinde bu sistem içerisine artık para getirmez hale geliyor. Zaten suni bir para trafiği bu olan şey. Ve ne oluyor? Tabiri caizse ponzi burada patlıyor. İşte buna kesinlikle maruz kalmamak adına insanlarımızın şunu bilmesi lazım. Hani bu işin şey yönünü geçtim. Emeksiz para olmaz vesaire. Hani böyle yetişkin öğütlerini geçtim. Ama şu var ki zaten sermaye piyasası kurulu onaylamadığı takdirde Türkiye'de bir fon yok. Yani her şey TEFAS'a kayıtlıdır, SPK onaylıdır, devletimizin denetimindedir. Yani bu fonlar haricinde ki bu fonları da inanın bir ömür boyu araştırsanız zaten hani bu fonlara dair bilgi sahibi olmaya ömür yetmez. O kadar çeşitlilik var. Yani bu kadar devlet denetiminde kanunlarla, nizamlarla belirlenmiş, gerçekten yüksek getiriler sunan fonlar vesaire var, varken tutup da hani ne olduğu belirsiz ama korkunç yüksek meblağlar vadeden ve ucu bucağı belirsiz durumlara da insanların kendini sokmaması lazım. Zira e, bu patladıktan sonra insanlar bir hukuk mücadelesi yürütüyorlar tabii ki. Görüyoruz zaten televizyonlarda. Evet. E hangi birinden sonuç alınıyor derseniz bir istatistik vermek mümkün değil ama önemli ölçüde alınmıyor. Çünkü bu Ponzi trafiğindeki para akışını alan insanlar genelde bunu ne yapıyorlar? Alternatif yollardan yurt dışına taşıyorlar ya da işte e, kripto hesaplara, bitcoin hesaplarına vesaire taşılar ve takibi ve tahsili imkansız hale geliyor. O yüzden hiç bulaşmamak en doğrusudur. Peki yasal fon sitelerine e, fonları öğrenebileceğimiz bir e, elimizde bir done var mıdır? Yani hani bayağı internetten araştırma yapmalarını öneriyoruz bu noktada değil mi? Herhangi yani bir fona katılım sağlayacak Tabii olan izleyiciler için. Tabii ki. Yani izleyicilerimiz şu anda zaten Türkiye'de e, belirgin, herkesin bildiği yatırım araçlarından sapmak istiyorlarsa biraz Hı -hı. ki isteyebilirler. Yani e, Türk borsası olsun işte global borsalar olsun vesaire her şeyi şu anda devletimiz zaten finans piyasaları içerisinde yatırım imkanı veriyor Hı -hı. ama velakin tutup ben e, fonlara da bakacağım diyorsa Hı -hı. TEFAS. Yani direkt TEFAS yazdığınız zaman zaten devlet denetimindeki tüm fonlar getirileriyle yıllık getirileriyle haftalık getirileriyle günlük getirileriyle 6 aylık, 3 aylık yani ciddi bir çalışma halinde bir kütüphane olarak size sunuluyor zaten. Hatta fonların karşılaştırması da. Burada bankaların fonları vardır, özel yatırım şirketlerinin fonları vardır ve tamamı aslına bakarsanız devletin de belli noktalarda garantilediği, denetlediği ve yıllar yılı oluşturduğunuz emeklerin heba olmayacağı bir denklemi kurduğu sistemdir. Tefasa girerlerse istemedikleri kadar bir ağa ulaşabilirler zaten. Bunun dışına çıkmayın denilmesine rağmen aslında yıllardır e, cezbeden bir durum var insanımızı. O da şu kolay yoldan, hızlı bir şekilde de sürekli. ve sürekli ve e, korkunç bir ivmeyle artan bir para istiyor aslında bizim insanımız. Sadece bizim insanımız demek doğru olmaz. insanın doğasında var. E, ama şunu da bilmek lazım ki hani oradaki fon yatırımlarına vesaire baktığınız zaman o gerçek yatırımların tamamı da sıkıcıdır. Yani eğlenceli bir yatırım, eğlenceli bir para kazanma dünyanın hiçbir yerinde yoktur zaten. Bunu da bilmek lazım. Bunu da bilmek lazım. Peki. Ee, biraz şimdi hızımı artıracağım efendim. Çünkü bir yandan da tabii zamanla yarışıyoruz. 20 dakikamız şimdiden gitmiş. Beşinci sorumla devam edeceğim. Kargo görevlisi şeklinde gelen bir şahıs kargom var diyerek aslında senet imzalatmış. Yıllarca yurt dışında çalışıp biriktirdiğim mal varlığım üzerine haciz konuldu. Ne yapmalıyım? maalesef çok geçmiş olsun geçmiş bu olsun, arada evet. gerçekten geçmiş olsun çünkü e, bu da çok sık rastlanan bir durum. Bunun adı da pencere yöntemi deniyor buna. E, yine kolluk kuvvetlerimiz, hmm. savcılarımız bunu bilirler. Uygulamadaki insanlar buna pencere yöntemi derler. Maalesef tek bir şey söyleyeceğim. Tebligat beklemiyorsanız, kargo beklemiyorsanız başka birinin adına gelen bir kargoyu, tebligatı vesaireyi hem almak zorunda değilsiniz hem de zaten yasal değil. O imzayı oraya atmak için lütfen insanımız can atmasın. Size bir şey geldiği zaman Bilirsiniz az çok bir şey bir yerden sipariş verip vermediğinizi, iadenizin olup olmadığını o belgelerin altına gerçekten bir durum yoksa imza atmasınlar. Attılarsa derhal hiç bekletmeden bölgelerindeki Cumhuriyet Savcılığı'na gidip bir suç duyurusuyla süreci muhakkak ki başlatsınlar ama maalesef bu durum çok sık rastlanan bir durum ve hatta o senetleri de derhal icra takibine girip mallarına, mülklerine, mal varlıklarına haciz konabiliyor. Bu boş tahliye taahhütnamesinden de beter oldu. Geçen hafta konuştuk onu da sonuç. Onunla da ilgili bir sürü soru geldi evet. bu arada. Tekrar bir kira yayını, aile hukuku gibi bir kira yayını yapmak gerekecek. Ee, hakikaten sıkıntılı sonuçlar doğurabilecek şeyler. Tabii nereye imza Maalesef. attığımızı bilmek gerekiyor. Devam ediyorum. Bir arkadaşım hesabında bloke olduğunu bu sebeple benim IBAN numaramı kullanmak istediğini söyledi. Başıma bir şey gelir mi? Gelir. Yani sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Gelir. E kimseye lütfen IBAN numarasını gerçekten e, reel ihtiyaçlar dışında Hı. bence verilmemesi gerekir. Çünkü burada iyi niyet kötü niyet sorgulaması değil. İnsanların başına bundan dolayı gelen durumlar var. Nasıl? E şimdi dolandırıcılar bir hesapta parayı toplayıp kendilerine çekmek istiyor olabilirler. Hı. Sizin İBAN ya da banka hesabınız, hesap bilgileriniz birinin eline geçtiyse insanların dolandırıldığı o meblalar sizin hesabınıza gelip oradan da bir başka hesaba yönlendirildiyse aslında bir ağın içerisine düşmüş oluyorsunuz. O yüzden en güzeli, en mantıklısı çok mikro diyaloglar dışında, gerçekten reel durumlar dışında o IBAN bilgisini ve isim bilgisini paylaşmamaktır. Bunu da söylemiş olduk. Şimdi yine çok sorulan sorulardan bir tanesi bakarken soruları derlerken gördüm. Bunu üzerinde biraz durmak isterim. Bir sosyal medya sitesi var yine paylaşamayacağım. Genellikle ikinci el eşyalar alınıp satılan bir sosyal medya sitesi üzerinden şehir dışındaki bir satıcıdan ikinci el bir ürün alacağım. Kargo ulaşmadan parayı göndermemi istiyor. Dolandırılma ihtimalim var mı? Çok yüksek. Yani çok yüksek. Burada şimdi e, aslında durumu anlatırken hiç hukuki perspektifle değil de mantık perspektifinden baktığımız zaman da yüksek. Yani biz bir yere girdiğimiz zaman çok basit alışverişlerde de çok büyük alışverişlerde de hani menkul gayrimenkul vesaireden bahsetmiyorum. Onların ayrı yöntemleri kimisi tapoda kimisi noterde zaten. Hı hı. Ama birebir alışverişlerde ürünü almadan ne zaman parayı veriyoruz ki? Tabii. Yani bu denklemi düzgün kurmak lazım. Hele ki ne yüzünü gördüğümüz ne bir referansı olan ne bize bir şey taahhüt eden, ne bunu vermediğinde kayıplara karıştığında bulabileceğimiz bir iz olmayan bir insana neden bu kadar güvenelim? Yani bu ihtimal bu kadar yüksekken e, insanımız şöyle düşünüyor genelde. O platform çok güvenilir ama. Ya platform kullanma izni veriyor. Platform herhangi bir şey taahhüt etmiyor ki size. Yani korkunç bir güven ağı oluşturmuyor ki platform. Platform sadece alıcıyla potansiyel satıcıyı buluşturuyor. Belki bu kişilerin işte gerçek kişi olduğunu doğruluyor falan. E hani, Tabii değil ki mi? maksimum. E tamam zaten o da ondan yana şüphemiz yok. Ama o insanların iyi niyetini ve kötü niyetini bu platformlar bizlere taahhüt etmiyorlar. O yüzden lütfen bir şey gelmeden hatta eksiksiz ve kusursuz istediğimiz şekilde gelmeden bence parayı göndermemekte de lazım. Evet peki şimdi genellikle erkekler ilgisini çekecek bir konuyla devam edeceğim. Bir bahis sitesinden para kazandım fakat paramı çekemiyorum. Ne yapabilirim? Öncelikle biraz bahis sitelerinin, bahis faaliyetlerinin yasa, yasal ve yasa dışı oluşlarıyla da e, başlamak ve size şöyle bir pas atmak isterim. Buna değinmek Tabii isterim. Tabii ki. Aslında o kadar arttı ki. Yani e, internette şöyle kısa bir vakit geçirdiğiniz zaman reklam alan yerlere özellikle denk gelirseniz tamamının neredeyse bahis reklamları olduğunu görüyorsunuz ve bunda gerçekten e, on binlerce dolar para harcanıyor bu reklamlara. Çünkü gerçekten buradan insan çekiyorlar. Şimdi Türkiye'de devletimizin yine spor teşkilatı vardır. Aslında olan bahis e, yöntemleri, oyunları tamamı devletin tekelindedir. Bunun dışına çıkmayı ben doğru bulmuyorum. Hani bahis oyna oynama kısmını kimseye tabii ki ben bir şey söyleyemem. Bu insanın tercihidir. Legaldir zaten devletinde onayladığı kısımlar. Ama yine yüksek para vadeden, büyük paraların döndüğü ama yine de ilk başta insanları ufak ufak kazandırmaların yapılıp da bahis siteleri bunu yapar. Özellikle illegal bahis siteleri. Başta paranızı ufak meblaları çekersiniz. Onu 50 yaparsınız, 50'yi 500 yaparsınız, çekersiniz. Ama 500'ü e 10 bin yaptığınız noktada ufak tefek sistem hataları başlar. O paralar evet. gelmez. O yüzden böyle bir şeyle karşılaşıldığı anda derhal o insanların da yine bir suç duyurusunda bulunması lazım. Bu en temel kuralımız zaten. Ama onun dışında şunu da düşünmesinler. İşte ben bahis oynadım, bu açı açık. Bahis oynadıysanız idari para cezası vardır. Gerekirse bunu devlete ödersiniz ama çok büyük meblağlar kaybedildiyse bunların da bildirilmesi lazım ki o ağa başkaları düşmesin hep öyle bitiriyoruz. Gerçekten öyle değil mi? Yani hani birileri bunun farkına varıyor. Aslında sizden önce dolandırılan birileri oluyor. <laughs> ama işte aman bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığı vardır ya. Yani ben ya da bin liran gitti. Aman bin lira artık günümüz şartlarında bir şey değil. Ben bununla mı uğraşacağım deyip vazgeçiliyor ama işte siz bin lira dolandırılıyorsunuz. Yarın öbür gün karşı komşunuz 1 milyon dolandırılıyor. <laughs> işte biraz önce sorularım da vardı ya bu kadar yıllarca biriktirdiğim parama haciz kondu. Yani gerçekten korkunç bir gidişatı var. Bu dolandırıcılık çok arttı. Bir yanda da bir sosyologla da konuşmak istiyorum bunu. Değil mi yani hani gerçekten böyle inanılmaz bir hal aldı. Bir şekilde ya telefondan ya işte gerçekten yüz yüze ikna kabiliyetiyle. Herkes bir şekilde dolandırılmaya mı daha açık olduğu bilmiyorum. Hani böyle bir gidişatta var yani. Yani zaaflar da arttı. Şimdi bu 21. yüzyılda artık dediğim gibi kolay para noktasında insanların, dolandırılan insanlar evet arttıkça Yine de bu durum şunu gösteriyor bize. Demek ki bir buraya bir akış da var, buraya bir inanma eğilimi var. Bin tane sebebi olabilir. Yani emek vermek istenmemesi, sonuç olarak paranın her zamankinden daha zor kazanıldığı dönemlerden geçiyor bütün dünya, evet. sadece ülkemizde evet. değil. E dolayısıyla böyle durumlar, e bir de bunlar insanın doğasını bilerek hareket eden insanlardan oluşuyor baktığınız zaman diyorum ya bu hani suç işleyen insanlar öyle sokaktan alelade bir araya gelmiş beş kişi değil. Yani bunun yöntemlerini bilen insanlar. Dolayısıyla kimlerle de karşı karşıya olduğumuzu bilmek lazım. Hani en basit tabiriyle bir şey derler ya, e, ya o parayı yedirirler mi sana? Bu en basit ve en doğru mantıktır aslında. O paraları kimse kimseye yedirmez yani. Bunu bilerek hareket etmek lazım. Daha sonra ufak mevlaları geçtim. Büyük mevlaların geri dönüşü de olmuyor. Bu insanlar çoğu zaman yurt dışı hesaplarından, yurt dışı hatlarından zaten bu işleri yapmış oluyorlar. Kendileri üstüne dahi olmayan hatlarla zaten bu işlemleri yapıyorlar. Bir de şimdi sizin cevaplarınızdan yola çıkarak hep hani bir şey olur mu? Başıma bir iş gelir mi gibi sorulara aslında karşı taraf biliyor değil mi? Soran kişi başıma bir iş gelebilir ve kuşku düşmüş ve yazmış. Yani biraz da o o mantığı da gütmek belki doğru olabilir Tabii. değil mi? Ya yani içinize kuşku düştüğü noktada bizim gerçekten o ayçiçek yağları gibi yani bu kadar ucuz olur mu kuşkusu düştüğü an zaten harekete geçtik. Bu kadar ucuz olmuyor hiçbir şey. Ucuz etin yahnisi de böyle çıkıyor. Şimdi bu soru da yine beni üzdü. Size soracağım çünkü gerçekten birçok kişi anladığım kadarıyla izleyicimiz burada dolandırılmamış ama dolandırılan da var. İnternette bir masaj salonu sitesi gördüm. Denemek için randevu oluştur kısmına tıkladım. Numaramı bıraktım. Fakat sonrasında bir yere gitmedim. Şimdi bana bir dava dilekçesi ve uzlaşma talebi atmışlar. 20 bin lira yazıyor ama uzlaşırsam 3 bin liraya bitebileceğini söylüyorlar. Biraz korktum. Doğru mu? Yani dolandırılma noktası kesin. Vatandaşımızın maalesef. Yine geçmiş olsun. Hı hı. Maalesef ki yine sık rastlanan klasik yöntemlerden ve daha da kötüsü bir utandırma üzerinden ilerlenen durumlardan birisi bu da. Şimdi bu durumlara maruz kılan insanlar neden gitmiyorlar hemen savcılığa? Benzer durumları hepimizin başına gelmiştir. Yani çevremizden de duyduğumuz. Şimdi bunu maruz kılan insanlara neden bir dava dilekçesi gönderiyorlar? İnsan bunun duyulmasını istemiyor. Şimdi gitmiş bir masaj salonuna bir para kaptırmış vesaire. Daha sonra kendi ailesinden, eşinden, çoluğundan, çocuğundan, arkadaşlarından da bu durumu gizleyerek çözmek istiyor. Hani bırakın ki çözmeyi ama bir bakıyor ki bir dava dilekçesi. Hatırlatmak lazım. Türkiye'de bir dava açıldıysa size elinize resmi bir tebligat yoluyla gelir. Onun dışında e-devlet platformu aslında hepimiz için çok büyük nimet. Yani vatandaş evet. uyap e-devlet giriş yazdığınız zaman aynı bu dediğim şeyle sıralamayla ekranınızda çıkan dava sorgulama ekranında eğer ki bir dava gözükmüyorsa çok açık ve net söylüyorum size bir dava açılmamıştır. Yani bunun bu kadar kolay bir yöntemi var ama işte dosya inceleme.com dosya bilmem nesi işte gerekçeli karar noktası, yani farklı farklı internet siteleri açıp insanlara bir dilekçe ekranı gönderip bak istersen siteye gir bak isminde de yazıyor. Bu bu kadar ufak bir teyit mekanizması kurup bir de insanlara bakın ne dediniz? 20 bin, 30 bin ama 3 bin ver tamam. Yani ölümü gösterip sıtmaya razı. Ya bun, lanet olsun ben bundan kurtulacaksam 3 bin lirayı vereyim noktasına Değil o mi? insanların gelmesi 5 dakika. Aman aman duyulmasın da bu mevzu deyip. Kapansın gitsin. Kapansın gitsin ah çok kötü. Şimdi e, dikkat edilmesi gereken bir noktada borçlarla ilgili kesinlikle borç vermek. Arkadaşıma borç para verdim. Fakat kendisi geri ödeme yapmadı. Telefonlarıma da çıkmıyor. Dolandırılmış olur muyum? Ne yapmalıyım? Belki şöyle e, bunu formalize edebilirim diye soruyorum. Bu başımıza geliyor gerçekten. İşte özellikle artık elden para vermek de yok. İşte IBAN'ını yolluyor, sen IBAN'ına havale yapıyorsun, fest yapıyorsun, hemen geçiyor. Ama geçmiş olsun mu? Yoksa gerçekten hani borç olduğunu bir şekilde e, yarın öbür gün ben hukuk önünde de gösterebilir miyim? Ne yapmak gerekir borç para verirken? Yani bu dolandırma değil öncelikle. Hani yine seyircimize yine geçmiş olsun ama hani bu dolandırmayla bunun bilgisi yok. Bu tamamen bir borç ilişkisi. Hı hı. Şimdi insanlara şunu söylediğim zaman şaşırıyorlar. Ya ben arkadaşıma borç vereceğim. İşte sorduğunuz soru yine çok bunu duyuyoruz. Şu kadar borç vereceğim. Nasıl önlem alabilirim? E ödemezse. Ya senin bu şüphen varsa gönder şeyden gönderirken, IBAN bilgisine gönderirken açıklama kısmına X kişiden Y kişisine isimleri şu tarihte ödenmek üzere gönderilen 20 bin liradır. Örnek veriyorum. Bu yazıldığı takdirde Zaten artık başka bir önlem almanıza gerek yok. Bu kadar basit. Ama insanlar her nedense ya ben arkadaşıma göndereceğim bunu yazarsam alınır. Ya aynı arkadaşın ödemeyecek diye şüpheye düşmüşsün. Yani alınması mı o parayı geri alamam mı hangisi ağır basıyorsa ona göre. Alınmasını istiyorsan tabii ki direkt göndereceksin ya da elden ve O ayrı bir şey. Ama bu şüphe oluştuysa artık demek ki o kadar da alınma gücenme işleri zihnimizde yer etmiyor demektir. Bence bunu göndermek gerekir. Orada sorulan durumda da yani açıklamasız gönderdiysek, Yargıtay'ın çok net bu konuda şeyi şudur. Ben size para gönderdim, açıklamasız gönderdim. 10.000 TL gönderdim. Yargıtay diyor ki, senin Rüzgar Hanım'a 10.000 TL borcun vardı. Evet. onu da ödedin. Bu kadar. Yani başka bunun hiç başka bir... Ama benim işte yanımda 25 tane tanık vardı. Ben hepsini de getireceğim. Onları mahkemede dinleteceğim. Böyle bir durum yok yani o yüzden gönderirken hiç öyle 25 30 kişiye de zahmet ettirmeye gerek kalmadan ki zaten işe yaramıyor. Açıklamaya Açıklama yazın. yazmak yeterlidir. Ama o dolandırıcılık değil maalesef. Bu konuyu bilmiyordum bu arada dersime çalışırken ben de bu e, soru vesilesiyle onu öğrenmiş oldum. Gerçekten hani açıklamasız gönderilen her şey aslında borç ödemişsiniz, ödüyormuşsunuz gibi hani borcunuz varmış, onu kapatıyormuşsunuz gibi de e, algılanabiliyor demek. ki. Aksi ispatlanmadığı takdirde. Ha, evet. Yani bu yani inanılmaz işte mota mot uygulanacak bir değil, kural değil. değil ama ya artık Öyle ispatlama şeyi bize geçiyor. Ne diyeyim size yükü. Evet. <laughs> Şimdi e, teknoloji diyoruz. Teknolojiyle beraber artık böyle e, paralar da ortadan kalktı. Bir takım işte kripto paralar üzerinden hı hı. de alışverişler başlayacak duruma geldi anladığım kadarıyla. Bir kripto sitesine para yatırdım diyor izleyicimiz. Fakat paramı geri çekemiyorum. Ne yapabilirim? Yapılabilecek bir şey var mı şu an bu düzenlemeyle ilgili? Hiçbir fikrim yok buyurun. Şimdi kripto da aslına bakarsanız, ee, yeni dönemde ben tüm bir kripto camiasına elbette ponzi diyemeyiz fakat kripto borsası adı altında kurulan denetimsiz, adı sana duyulmamış, hı hı. devletin herhangi bir müdahale imkanı olmayan, genel itibariyle herhangi bir bankaya ya da bir finansal kuruluşa bağlı olmayan birçok daha küçük ölçekli borsanın tamamını net bir şekilde söyleyebilirim ki güvensizdir. Çünkü bu o kadar arttı ki yani gidin bir savcılığa. İnsanların böyle ekonomik durumlarla alakalı dolandırılma süreçleriyle alakalı gidip verdiği suç duyurularının %60 %70'i zaten bunlardan oluşuyor. Evet. Çünkü kripto piyasası kazanç miktarı arttıkça, rağbet arttıkça e dolandırıcısı da artıyor. Yani böyle durumlar evet para kaptırıldıysa geçmiş olsun demek üzücü olur. Ama velakin gidip hemen bir savcılık sürecini başlatmak ve oradaki e, hesaplara eğer ki bir banka hesabından gönderildiyse kripto hesabından değil de ya da bir forex piyasasından herhangi başka bir yerden gönderildiyse derhal tedbir koydurmaya çalışmak lazım ama inanın dolandırıcılar her zaman dolandırdıkları kişiden en az 5 adım önde oluyorlar zaten. İşte siz savcılıkla vesaireyle uğraşırken o para çoktan zaten başka bir kripto Çin hesabına şuan. aktarılmış oluyor. İzi bulunamayacak şekilde. O yüzden böyle durumlara hiç bulaşmamak lazım. Birkaç tane yine isim vermeye gerek yok ama herkesin bildiği hmm. kripto hesabını kullanmak bence Fazla fazla yeterlidir eğer ki böyle bir şeye girilecekse. Peki fikrinizi de sormuş oldum. Şimdi hep hukuk hukuk devam ettik ama bizim de hukukumuz böylelikle çok arttı. Arada da sohbet edebiliriz şimdi. Elbette. Bakıyorum vaktimiz var. Ne düşünüyorsunuz bu arada gerçekten güvenliği açısından ve e, hukuki açıdan e, nasıl diyeyim? Nasıl yorumlarsınız bu kripto olayını? Yakın zamanda gerçekten yerini alır mı? Normal kullandığımız paraların yerine. Şimdi benim şahsi düşüncem şu. Tabii ki çok büyük yorumlar yapacak kadar e, bu teknolojiye ve işte finansal piyasalarındaki yerine çok hakim değilim. Hı, Fakat hı. bildiğim kadarıyla söyleyeyim. E, petro dolar sistemini alaşağı al edecek, dünyada yer yerinden oynatacak bir duruma açıkçası geleceğini düşünmüyorum. Onların da kripto piyasasının da ve e, bu teknolojinin de amacının bu olduğunu da düşünmüyorum. Ama güvenli mi derseniz bence elbette güvenli. Fakat hangisi? Bu bahsettiğim yan kuruluşlar denetimsiz ya da işte açılan ufak tefek kripto borsaları güvenli mi derseniz? Hı hı. Bence kesinlikle güvenli değil. Çünkü bir geçmişten gelen rüştü ispatlama durumu vardır ya bankalarda olan, finans piyasalarında olan, devletlerde olan. Ben bunu daha orada göremiyorum. Ama günün sonunda devletler kadar, bir petrodolar sistemi kadar, banka sistemleri kadar güvenli mi derseniz de ya buna bu kadar da güvenli diyebilmek için bayağı gelecekten haber vermek lazım dolayısıyla o kadar diyemiyorum fakat bu konularda çok böyle aşırı yetişkin mantığıyla çok muhafazakar bir finansal mantıkla olmaması gerektiğini düşünüyorum insanların yine de yeniliklere de açık olmak lazım evet yine de bence şöyle bir 30-40 senesi var yani tamamen içeriye girmesi hayatımızın olağan akışına Asgari. değil mi yani hani dahil etmemiz için Peki şimdi sorumuza devam et, ediyorum. Bence güzel zamanlama yapıyoruz. 4 sorumuz kaldı. 15 dakikada vaktimiz kaldı. Efendim lütfen sorularınızı gönderiniz. Türk Haber Televizyon Instagram sayfasını da lütfen takip edin. Ee, burada sosyal medyayla uğraşan arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım var. Onlar her seferinde bir post yayınlıyorlar, bir e, paylaşım yayınlıyorlar yani. E, ne sormak istiyorsanız konumuzu da bildiriyor olacağız size. Hangi konuyla ilgili yayın yapacaksak lütfen o postun, o paylaşımın altına hemen kendimi Türkçeleştirip O paylaşımın altına lütfen sorularınızı gönderin dedikten sonra Saruhan Bey'e tekrar döndüm. Sorumla devam ediyorum. İnternetten emsallerine göre uygun bir fiyat, Uygun fiyatlı bir araç buldum. İlan sahibini aradım. Satıcı Doğu'da görevli askeri personel olduğunu bu sebeple aracı kuzeninin vekaleten satmaya geleceğini, satış bedelini konuşmamasını ve e, bir mesajlaşma platformundan atacağı hesaba parayı göndermemi istedi. İki tarafında dolandırıldığını parayı attıktan sonra anlayabildik suç duyurusunda bulunduk. Bana aracın devrini vermeyen adamın da suçu var mı? Anlatabildim mi bu Kesinlikle. arada? Uzun bir soru olmuş. Kesinlikle anladım. Yine çok geçmiş olsun. Bugün ne kadar geçmiş olsun dedik. Gerçekten o üzücü. Abi öyle. Üzücü. Yani e, de gördüğünüz gibi farklı farklı dolandırıcılık durumları ve hepsi de yaygın. Yani o yüzden e, vatandaşımıza sabır diliyorum. Diğer herkese benzer durumları yaşayan şunu söyleyeyim bu da bir yöntem. O kadar yaygın ki buna da sazan sarmalı deniyor bu arada. Yani maalesef çok fazla görülen haberlere de yansımış. Twitter'larda şurada burada her yerde görebileceğimiz aslına bakarsanız bir dolandırıcılık şekli bu. Çok temel bir şey söyleyeyim. Bunun farklı varyasyonları da var bu arada. Çok temel bir şey söyleyelim. Notere gittiniz, araç alacaksınız. Aracın plakasını gördünüz. Şase numarasına baktınız. Ekspere soktunuz. Ne oldu? Alacağınız, almak istediğiniz araba bu mu? Karar verdiniz kime ait olduğunu da zaten ruhsatta gördünüz. Lütfen o ruhsattaki insana para gönderin. Aslında çok temel bir mantığı var. Yani bu alışverişlerin tamamında noterde yapılmasının da bir mantığı var bunların. Yani orada noter size soruyor, parayı gönderdin mi? Para geldi mi? Tamam mı? Tescili yapacağım. Bunun anlamı şu. Bak yarın öbür gün bir şey olursa alamazsın o parayı ya da çok uğraşırsın. Evet. E şimdi gördünüz İBAN'ı bir yazdınız başka birisi. Ya o kuzenim de zaten bilmem kim de sen oraya gönder ben alacağım. Yani bizim insanımız Anadolu insan aslına bakarsanız zekidir. Evet. Yani bu noktalarda e, kolay kolay kül yutmaz diyebileceğimiz bir e, insan profildir. Fakat basiret bağlandığında tam bağlanır bizim insanımızın. Orada ya ama memurum dedi öğretmenim dedi. Yani evet, hani bu tabii, tabii, tabii. beyana dayalı iş yapmasınlar İBAN'daki insan o kişimi kontrol edip göndersinler. Kesinlikle öyle. Peki şimdi telefonuma bir link geldi. Virüs bulaşmış. Bir antivirüs programı indirin diyor telefondaki mesaj. İndirdim. Kısa bir süre sonra banka hesabım boşaltılmış. Ne yapabilirim? Maalesef yine çok üzücü bir durum. Fakat yine çok sık rastlanan bir durum. Telefonlara bu aralar korkunç doğrulama kodları. Yani yöntemler o kadar arttı ki bilinen markaların isimlerini kullanarak bir boşluk bırakıyor. Marka iki kelimeden oluşuyor gibi düşünün. İkinci kelimesinin önünde bir boşluk var. Yani teyit etmek imkansız. Doğrulama kodu gönderiyor. İndirimden faydalanın. Hı -hı. İnsanımız da bilirsiniz sever. O indirim varmış gireyim. O işte marka giyeyim. Aklınıza gelebilecek her sektörde mutlaka bir şey var ve onları girdiğiniz anda bir bakıyorsunuz ki artık bir virüse sahip telefonunuz. İşte o noktadan sonra kontrol de sizden çıkıyor. Tek yapılabilecek bir şey bunu ilk tespit ettiğiniz anda, belki savcılıktan bile önce. Derhal bankanıza ulaşıp gerekli bütün kartları iptal etmek. Sonra gidip savcılığa. Çünkü kredi kartıyla işlem yapıldığı zaman banka belli bir noktada bunları hemen eğer şüpheli işlem ise iptal edebiliyor. Ama onun dışında maalesef başa gelen durum telefonunuz artık virüslüyse o telefonu vatandaşımıza da buradan söyleyelim. Hı hı. Zararları için yine sabır diliyorum. Kolaylıklar diliyorum hukuki süreçte de kendisine fakat muhakkak ki artık o telefonu kullanmasın. Tamam ben fabrika ayarlarına döndüm. Tamam, güvenliği belki sağlayabilir. Ama hem kendi içini rahatlatsın, hem de o virüsün nedenli güçlü olduğunu bilmiyoruz. Nasıl ki teknolojiyle beraber hayatımızı kolaylaştıran durumların ürünlerin niteliği artıyor. İşte virüslerin de niteliği artıyor. Yani artık kontrol edemeyeceğiniz bir noktaya gelebilir. Çok başına gelen insan var bu arada. E-mail adresine girmişler, doğrulama kodları gönderilmiş. Telefonla ilgili işlemi sanki telefon elindeymiş gibi yapabilecek kadar imkan tanıyan virüsler var artık. O yüzden dikkat etsinler. Mümkünse gönderilen linklere tıklamasınlar. Kendi sorumu hemen ekleyeyim o halde şimdi telefon satarken de dikkat etmek gerekir diyorlar ya hani mutlaka <laughs> e, ön bellekte ya da hafızada kalmış olan bir e, işte bir görseller olabilir işte bir IBAN bilginiz şifreleriniz artık bir de hani unutuyoruz diye 800 milyon kez şifre yeniliyoruz ya hani şifrenin süresi doldu bir kez evet. daha sıfırla başlamasın doğum tarihiniz içermesin falan artık böyle bir süreç e, bazen şifrelerimizi de çekiyoruz bu da aslında yapılmaması gereken bir şey değil mi? telefonda net bir şekilde bu yanlış. kadar önemli bilgiler net bir şekilde yanlış hatta kendi kimliğinizi vesairenizi kredi kartınızın ön yüzünü arka yüzünü ve bunların hiçbirinin lütfen bir fotoğrafla bir yere atmak kendinizi tutmak bunlara girmeyin girilmesin çünkü size çok net bir örnek vereyim bir avukat meslektaşımızın kimliğini ön ve arkasını düşürmüş bir yerde sonra yenisini çıkarmış bunu ele geçiren dolandırıcılar insanlara ben işte avukatım bak kimliğimi istiyorsan atayım sana önün arkasına diye insanlardan çok ciddi bir şekilde e, ve internetlere yansı düştü bu. Yani bir kişi on kişi yüz kişi değil binlerce insanı bu yöntemle dolandırdılar. En ufak bir bilgiyle yani siz mutlaka başınıza gelmiştir hepimizin başına tabii, geliyor. Tabii. Bir hattan aranıyoruz kullandığımız bir bankanın bilmem kim şubesinden arıyorum müşteri hizmetleri. Hemen bir anda böyle o ses tonunu veriyorlar size o moda sokuyorlar ama işte bab annenizin kızlık soyadının şu harfini vesaire. Bir bakıyorsunuz ki sizin bilgilerinizi almaya başlamış karşı taraf. Bunlara da dikkat etmek lazım. Herhangi bir bilgimizi ne telefonda tutalım ne yabancılarla paylaşalım. İşte şimdi mesela KVKK'ya da aslında bu programda girmek istiyordum tabii vaktim kalmamış ama e, şu konuda şunu da söylemekte belki fayda olabilir. Her şeyi bir de çok paylaşıyoruz. İşte gerçekten e, annemizin kızlık soyadına kadar bir yerlerde bir sitelere üye olurken tamam. online alışveriş sitesi mesela. Ona kadar sonra ne doğduğun yere kadar yani bu bilgileri aslında pek de paylaşmamak. Sadece şey e-posta adresi Eve gelecekse evin adresi gibi sınırlı sayıda bilgiyi paylaşmakta faydalı olabilir diye düşünüyorum. E tabii ki mi? elbette. Peki şimdi iki sorum kaldı. Alman vatandaşlığına geçmek istiyorum. İnternette gördüm para karşılığı formali evlilik ayarlayan gruplar var. Dolandırılır mıyım? Dolandırılır izleyenimiz. Eğer bu yani soru çok net cevabı da net e, çünkü insanların son dönemlerde revaçta olan durumlar. Yurt dışına gitmek, başka bir ülkede hayat kurmak, vize almak, işte bir diploma süreci yaşamadan üniversite mezunu olmak örnek veriyorum gidip bir ehliyetsiz yani kursa vesaire bir yere gitmeden ehliyet almak yani bir şeye hani sınavla yapılan ya da bir süreç yaşamanız gereken bir durumu hemen edinmek isteyen vizedir, pasaporttur. İnsanlarımız da hani bu noktada işte bu da bir zaaf. Ben hemen bunu kolay yoldan veren bir şirket var. Hemen gideyim oraya. Bunların tamamının dolandırıcı olduğunu bilmek lazım ve bunlar da hani gerçekten on binlerce dolar para harcıyorlar bu işler için. Yani internet siteleri çok şaşalı gerçek adresler veriyorlar, gerçek kişiler telefonun başında ama bir bakıyorsunuz ki günün sonunda kesinlikle bu prosedürlerin atlanması gibi bir durum. E devlet izin vermediyse bir internet sitesi size bunu nasıl vaat edebilir? Çok temel bir mantıkla ama. Yine de yanılıp da eğer böyle bir şey yaptıysak da derhal o siteyi de alan koduyla iletişim kurduğumuz tüm bilgilerle ve yazışmalarla birlikte hemen savcılığa gitmek lazım. Gitmek gerekir. Peki. Şimdi son sorumuma geçiyorum. İnternette bir ev satışı için ilan gördüm. Telefondan konuştuk, anlaştık. Kapora istediler. Yatırdım fakat bu kişilere şu an ulaşamıyorum. Ne yapabilirim? Kapora yeri alınabilir. Şimdi kapora bu arada Ev satışlarında kapora ödemeyin, göndermeyin, işte tapuya gittiğinizde hmm. parayı ödeyeceksiniz gibi hmm. bir durum yok. Çünkü şu da bir gerçek. Özellikle piyasanın hareketli olduğu dönemlerde, ev piyasası, araç piyasası. E şimdi adam ilandan kaldırmak istiyor. Örnek veriyorum yani kaldırmanızı istiyor. E siz de diyorsunuz ki ben bunu, bana ne vaat ediyorsun şimdi parayı da vermiyorsun birkaç gün diyorsun. İster istemez kapora zaten bir sistem olarak ekonomimizde yer alıyor. Dünyanın her yerinde var. Ama... Bunu gönderdikten sonra muhakkak şuna dikkat etmek lazım. Bu kişi, e, göndermeniz gereken kişi mal sahibi mi? O gönderdiği İBAN'a da bir açıklama yazmak lazım. Biraz önce söylediğim gibi ne için gönderiyorsunuz bu parayı? İşte 100 bin ise istedi, 100 bini pat göndermek olmaz. Bunun peşine düşerken problem yaşarız. Şu ada parseldeki evin ilandan kaldırılması için satıştan düşülmek üzere 100 bin TL. Bu kadar basit 10 saniyelik bir durum o 100 bin TL'mizi kurtarır derhal vatandaşımıza burada bir dolandırıldım paniği yaşamadan evvel hemen bir kişiye ulaşıp ya da gerekirse bir icra takibi yoluyla bu parasını talep etmesini öneriyorum şu anda. Öneriyoruz. Kaporanın geri alınabileceği bilgisi belki herkeste yoktur ama demek ki gerçekten bunu da burada öğrenmiş olduk. Çok olduk. Altını, altını çizmiş olduk. Peki şimdi toparlayacağız. Son 5 dakikamız kaldı ama son olarak size bir söz vermek isterim. Çünkü baya e, bayağı geçmiş olsunlarla geçen bir 50 dakikamız oldu. Gerçekten öyle. Teşekkür ediyoruz öncelikle. E, hem Saruhan Bey'e ilettiğiniz sorular için hem de programımızı ciddiye alıp bizi izlediğiniz ve takip ettiğiniz sorularınızı gönderdiğiniz için dedim ve e, son birkaç dakikayı sizle sizin uyarılarınızla diyeyim durmak isterim. Neler söylemek istersiniz? Son olarak şöyle bir toparlayalım. Kesinlikle bir kere insanlara şunu öneriyorum. Bu doğrultuda yaşanılan tüm çevrelerindeki hezeyanlardan, problemlerden dolandırılma durumlarından bir kere bir ders alsınlar. İnsan illa kendi başına gelen şeyden ders almak zorunda değil. Bu çok pahalı bir ders zaten. Daha ucuzu insanların yaşadığı problemlerden ders almaktır. Burada biraz ucuza kaçsınlar diye düşünüyorum. Şimdi nedir? Şuradaki sorulan soruların tamamında aslında tek bir şey görüyoruz. Birazcık önlem alınabilse çok asgari bakın azami bir dikkate de gerek yok. Asgari hı hı hı. dikkat sağlansa bir para gönderme işlemi, bir ticaret yapıldığında bir internet sitesinden yapılıyorsa o site gerçekten o site mi? Yoksa kötü bir taklidi mi? HTTP yani başlaması gereken şekilde mi başlıyor? Hı hı. Bir markanın sitesinden alışveriş yapıyorsunuz. O markanın ismi doğru yanlış yazılmış mı? Bunlara dikkat et. Çok basit şeyler aslında. Ya da bir sizi bir numaradan arandığınızda ya arıyorum bilmem nereden arıyorum hmm. ya da başka bir ülkemizin bankasından arıyorum diyen insan sizi o bankanın numarasından mı arıyor yoksa sabitten mi arıyor? Bunlara dikkat edelim. Kimse sizi şahsi numaradan arayıp da kurumsal bir kimlikle konuşamaz. Çok temel şeylere dikkat edelim. Onun dışında en basit şeylerden bir tanesi de ailevi bilgilerimizi, kimlik bilgilerimizi, IBAN bilgilerimizi mümkünse zorunlu olmayan haller dışında kimseye vermeyelim. Kredi kartımızın özellikle arka tarafında biliyorsunuz bir güvenlik kodu vardır. 3 basamaklı. Bunu Hı. özellikle ön tarafı ve arka tarafındaki kısmı bir kişiye verdiğiniz zaman tüm tehlikeler açık hale geliyorsunuz. Özellikle bunların fotoğraflarını kendi telefonumuza tutmaktan sakınalım. Bir kimlik ya da başka bir şey telefonunuzda bir şifre belirliyorsanız bu şifrenin gerçekten inanın o kadar e, tahmin edilebilir şifreler koyuyoruz ki aslında yani kişi eşini eşin ismini koymuş ve onun doğum tarihini arka bunlar belki kendi hatırlaması için basit konulan şifreler fakat şifre unutmayalım ki bizim hatırlamamız için değil bir başkası ele geçirdiğinde bizim adımıza tahmin edemesin diye konulmuş unsurlardır ve buna da dikkat etmek gerekiyor. Son olarak da şunu bilmek gerekir. Her ne olursa olsun biz zararımızı kurtardık ya da kurtarmadık. Her neyse başımıza bu durum geldiğinde o anki panik halinden mümkünse çıkıp derhal bir savcılığa gitmek. Çünkü alınacak herhangi bir önlem bankada da savcılıkta da süreci hiç yaşanmamış hale getirebilir. Bunun da örneğini görüyoruz. Evet çok olumsuz konuştuk, çok kabus dolu konuştuk. Fakat hiç bu süreçten ee, burnu bile kanamadan tabiri caizse kurtulan insan yok mu çok var. Değil mi? Dolayısıyla lütfen haklarımızı da bilelim, konumları bilelim. Savcılığımıza da süreçlere de güvenelim ve gerekirse de bir profesyonel yardım alalım böyle durumlarda. Alalım ve takibini yapalım mutlaka. İşte hiçbir zaman çözümsüz olmayabilir. İşte mesela bu son sorumda neydi? Kapara sorusu. Mesela belki de gerçekten alacağını, alabileceğini düşünmüyor soran izleyicimiz. Bu noktada umuyorum ki ufuk açmışızdır. Çok teşekkür ediyorum Saruhan Bey. Ben teşekkür Bey. ediyorum Katıldığınız için Bir sonraki programımızda ben yine sizi ağırlamak isteyeceğim ama Umuyorum sizin de takviminiz müsait tabii. olur, denkleşiriz. Umarım, umarım. Teşekkür Peki, ediyorum. Peki, ben teşekkür ediyorum. Şimdi izleyicilerime döndüm efendim. Bugünü de böyle kapattık. Ee, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim her şeyden evvel ama her şeyin başında tabii ki sağlık bu çok klasik bir laf gibi oluyor ama gerçekten öyle. Ee, giden paranız olsun diyelim. Bundan sonrası için de tabii ki nelere dikkat etmeniz gerektiğini Avukat Saruhan Gence Başaran'la konuştuk bugün hukuk masasında. Bir sonraki hukuk masasında yine bu masanın etrafında buluşalım. Sorularınızı sorunlarınızı beraber çözmeye çalışalım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın efendim.